Herkese merhabalar. Wenger'in montuna, final Wenger'in montuna hoş geldiniz. Artık 38 haftalık serüveni biz de kapatıyoruz. Premier Lig'in bitişiyle alakalı ve yavaş yavaş dinlenmeye geçiyoruz. Beyler hoş geldiniz son programa. Öncelikle bir teşekkür edeyim istikrarınız için. Bu seneki zor bir yılda çok maç vardı. Biraz sıkıldık ettik ama 18-38 program çıkarmış olduk. Ve duygularınızı bir Salih senden başlayayım yani. Nasıl geçti sence Premier Lig sezonu? Tek cümleyle özetini alayım. Podcast'te ilk sezonda da bunu yapmıştık. Sanki şey gibi böyle 2-3 ay olmuş gibi geliyor bana. Öyle bir aralık, bir sezonluk bir yoğunluk hissedemedim ben. Onu hatırlıyorum. Yine böyle şey her maçın olduğu gün. Akşamına girmiştik biz orada yayına. Leicester City Manchester United maçı falan konuşmuştuk. Onu hatırlıyorum. Sanki böyle bir sezon değil de 2-3 ay olmuş gibi geliyor. Çok hızlı geçti. Biraz da koştur koştur bizim için de koştur koştur oldu. İlk sezon podcast, ikinci sezon YouTube. Üçüncü sezonda artık Sky falan Neville'la yaparız gibi herhalde bu hızla diyorum. Aynen. Ömer sen ne diyorsun? Ben de aynı şeyi diyecektim. Ya bu Mayıs ne zaman oldu bu? Pandemi Mart'ta oldu. Bir iki ay ara verilmişti galiba. Mayıs sonu ya da Haziran başı başladı ligler. Haziran başı olması lazım. Sanki geçen işte 2000 bu sene Haziran bir sene tam olmuş. 12 ayda sanki böyle 3 sezon falan yaşamış gibi hissediyorum. Yani bayağı sert bir fikstürden çıktık. Futboldan da bir tık sanki sıkıldık gibi zaman zaman. Biraz Ama neyse ben de ara versek dediğim bunları bu özel bir programa iyi taktım. olacak. Brighton Brighton'ın Kongre 5. senesi Premier Lig'de önümüzdeki sene. Benim için senenin en güzel işte tarafı oldu. Aynen doğru. Brighton bu sene düşmedi ama bu sene düşmedi demek biraz hakaret yani. Açıkçası öyle diyelim. Bu programda şöyle yani klasik olarak bir sezon panoramasını yapacağız. Çok öyle detaylı gitmeyeceğiz. Hani takımıyla işte bizim için oyuncusu ile falan kısaca detaya girmeden birazcık tartışacağız. Geyik yapacağız aslında programla beraber. İsterseniz takımdan başlayalım beyler. Yani sizin için yılın takımı nasıl oldu? Kaleci olarak başlayalım isterseniz. Olabilir. Aynen. Ben Martinez'i koydum kaleci olarak. Bilmiyorum Ben de Salih, Martinez'i Ömer siz ne diyorsunuz? koydum. Aynı fikrim direkt. Zaten Yılın da en iyi transferlerinden biri tabii. Öyle de oraya da kesinlikle. koyabiliriz. Bence de. Bir de şöyle bir dramatik bir nokta var bence Martinez'in transferinde. Arsenal için çok iyi bir iş gibi gözüküyordu. İşte yedek kalecini 20 milyona satmak, oradan gelir getirmek ki Leno vardı çünkü. Ama izleyenler hatırlayacaktır. Leno bir krize girdi bu sene. Matt Ryan falan kaleyi aldı. Arsenal'ler şu anda Martinez neden gitti diye bayağı bir yakınıyorlar açıkçası. Öyle bir durum oldu burada. Ekleyeceğiniz bir şey var mı burada? Yok. Yani. Tamamdır. Martinez'i 15 clean sheet'le buraya alıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi sağ bek pozisyonunda ben zorlandım açıkçası. Yani buraya aday var. İşte bence Cancelo var, Kufal var. Ama Cancelo birazcık bir ayın ekmeğini yedi ve çok niş bir iş yapmasının ekmeğini yedi. Çok iyi oynadı. Ona bir şey demiyorum ama işte orta sahayı ikilemesi, orta saha üçlemesinin bayağı bir ekmeğini yediğini düşünüyorum. O yüzden de ben sene boyunca çok istikrarlı performansı bu sene geliştirdiği bence atak performansıyla beraber Wan-Bissaka'yı yazdım. Salih sen ne yazdın? Wan-Bissaka'ya ben de katıldım ama ben Kufal'ı yazdım. Cancelo hakkında dediklerine %100 katılıyorum. Belki Kufal'ın yükseldiği maç sayısı Cancelo'dan daha azdır. Mesela Cancelo'nun prime maçlarına ulaşamadığı maç var. Ama homojen olarak düşündüğümüzde ben Kufal'ı Cancelo'nun daha önünde görüyorum. Ama Wan-Bissaka konusunda itirazım yok. Ek olarak da bence Cancelo'yu çok iyi hatırlamamızın sebebi Cancelo'nun çok rezil bir Manchester kariyerin olmasıydı. Onun da üstüne çıkınca bayağı alttan gelmiş ve wow ettirdi bizi. Ama Pep'in de ben Cancelo'nun performansından memnun olduğunu söyleyebilirim. Bence de. Ömer. Ben de Cancelo yazdım bu arada. Cancelo. Orada da ama Pep'in gayet büyük katkısı var onun öyle oynamasında. Hem pozisyonu değiştirdi hem de ya bir de sen pozisyonu değiştir derken yani çok pozisyonun Ali'nin dediği gibi getirisi çok oldu ona. Çok öne çıktı bir anda yani. Başrol oyuncusu gibi oldu bazı maçlarda. Benim de gözümü boyamış olabilir. O yüzden Cancelo'yu yazdım. Sol bek oynadığını da belirtelim. Yani sene içinde bazen sol bekte de görev yaptığını belirtelim. Evet. Tandem'e geçiyorum. Tandem'de yani bir aday bence çok net. Diaz. Benim için. Bilmiyorum sizin için de öyle mi? Diaz herhalde koydunuz diye düşünüyorum. Yılın oyuncusu bile olabilir. Çok biraz düşünsek. Ben de Ne? ikinci Ömer sırada. senden alayım Diaz yorumunu. Yani tamamen bence ligin kaderini değiştiren bir hamle oldu. Biz burada Manchester City hangi maçta artık hatırlayamayacağım ama bir ara maç kazanamıyordu bu takım. Evet. Leicester'dan 5 yediler.
Sonra 1-1'ler, 0-0'lar. West Bromwich'e en son 1-1 kaldıklarındaydı galiba o programdan sonra. Yani aslında tam olarak Manchester City şampiyon olamaz dememiştik de bir kriz. Ha şöyle demişti. Yeniden yapılanma sezonu olabilir bu sene Manchester City için. Onu demediğimizi hatırlamıyorum. Yani biraz şampiyonluktan umudu kesmişiz yani öyle dediğimize göre. Gerçi Ama sen diğer... demiştin ya Manchester City yine buradan dönebilir diye. Biz hiç Ya şimdi inanmamıştık. hayır, potansiyeli yüksek takım olduğu için yani yoksa onu gösterip göstermesini bilemeyeceğim de hani yine baktığında kadrolara bu takım toparlanacak olsa yine en iyi futbolu bu takım oynar ki zaman zaman o zaman bile 15 dakika 20 dakika o maç içinde görüyorduk yani. Ama Diaz biraz yanındaki adamı da konuştu herhalde galiba Ali Ben'le aynı ismi yazdı yanında da. Yani Diaz'ın hem yanındaki insanları toparlaması yanındaki insanı ya insan deyip duramayız Mörmek için de Stones diyeyim hadi Stones'u da böyle kademe atlatması yani bence onun da Diaz'la çok alakası var. Hem takımı hem yanındakileri çok değiştirdi. Stones'u koydum oraya. Yani o Stones'un bence kariyeri bitmişti. Cancelo gibiydi aslında. Salih Cancelo gibiydi bence orası. Yani Stones geçtiğimiz senede hatta şey maçını hatırlarsın. Cenk Tosun'un Palace formasıyla Crystal Palace'a gol attığı yenildiği maçta artık Guardiola sessiz sessiz resmen sağ kenarını Stones'a geçirmeye başlamıştı. Ve o günden beri de hiç oynatmamıştı. Bu sene Diaz'la beraber zaten ayağı çok iyi bir defans oyuncusu. Bence şaha kalktı. Çok çok iyi maçları var. Skor katkısı var. Ayağı da çok harika bir oyuncu. Ben Stones'u koydum. Salih buraya birini yazdın mı sen farklı olarak? Diaz Stones ben de ikili. Ama Stones'u yazma sebebim de Diaz kaynaklı. Yani aslında Diaz ben de defanslar. Dediklerinize katılıyorum. Ben de ek olarak şunu eklemek istiyorum. Diaz'ın ne kadar iyi oynadığını söylemeye gerek yok. Zaten bizi dinleyen herkes izledi az çok. Sadece bende çocukluğumdan da kalma bir şey olabilir ama benim gözlemlediğim de şu. Bence defansta o ikili var ya. Biri bence lider olmalı. Yani orada birinin sert lider, biraz da bizim tırnak içinde dediğimiz çirkef, tatlı sert oyunun oynaması lazım. Bizim sempatizan olduğumuz takımlarda da böyle başarılı formüller alındı. İşte mesela benim hatırladığım Bülent Korkmaz, Urfa Lüksi gibi karakterler gördüm ben takımımda. Veya Mourinho zamanında izlediğim dönemlerde mesela Terry Carvalho vardı, orada Terry liderdi. Veya Ferguson döneminde işte Ferdinand Vidic vardı, orada Ferdinand kirli adamdı. Kirli adam derken bunu olumlu söylüyorum. Lider, takım ateşleyen. Manchester City'de Kompany'den sonra böyle bir açık vardı. Ve Diaz bunu çok hızlı kapattı. Yani 5. 6. maçta sezonda Diaz liderim dedi ve bunu hissettirdi. Hani o kıdemi çok hızlı atladı ki bence Premier Lig'de yani bunu bence şu an zaten Chelsea oyunculardan da anlıyoruz. İlk sezonda performans çok zor. Diaz'ı bence bu sebeple iki kez buraya seçmek lazım ve ben yani şey Ömer de yılın oyuncusu seçilir diye benim için de zaten şu 11'de Kane'den sonra yılın en iyi ikinci oyuncusu. Spoiler vermiş oldun. O zaman sen sol bekle devam et. Ben şovu koydum, geçtim buraya. Senden de yok, sol bek yorumunu alalım. Benim de şov. Ama bunda da şovun yarısında ben OGS'ye yazarım. Çok inat etti, direndi, sabretti. Çünkü şovun çok hava kırık yaratan performansları da vardı. Ama burada sezon içerisinde OGS'nin ne kadar futbolcuları motive eden, çok iyi bir motivatör olduğunu, moral veren olduğunu, soyunma odasını hiçbir zaman kaybetmediğini ve bu sebeple de 5-6 kere final maçını kazandığından bahsetmiştik. Ben OGS destekli şovu da buraya yazdım. Ömer senin Ben de tarafta. Luke Shaw dedim. Luke Shaw'un potansiyeli hep bilinen bir şeydi. Southampton'dan beri. Ve ama iki tane problemi vardı bence Luke Shaw'un. Bir kendine çok iyi bakmıyor anladığım kadarıyla. Ya da vücudu buna çok müsait yani. Kilo alabiliyor çok kısa Eksik sürede. bir vücudu var zaten. Evet ve bir de bence psikolojik olarak da biraz rahatsız bir arkadaş yani. Öyle çabuk kırılgan gibi geliyor bana. Böyle Evet. morali çok bozuluyor. Sanki düşüyor falan haftalarca. O yüzden orada da ben de Salih'in dediğine katılıyorum. Yani Solskjaer onun böyle çok düşmesine psikolojik olarak çok fırsat tanımadı gibi. Aynen. Ki bu sene de oynadığı maçta iyi hatırlarsınız. Tottenham maçını rezalet bir şekilde oynamıştı. Oradan sonra gerçekten inanılmaz. Hem defansif hem ofansif bir 10 haftayı falan en çok şans yaratan oyuncu olarak da geçti. Bence harika bir performanstı. Buraya bir de Creswell belki biraz aday olabilirdi. O bazen defansın üçlüsünde de oynadı. Ama gerçekten asist katkısı, gol yaratma katkısı, duran toplar, kaptanlık bayağı önemli işler yaptı Creswell. Şöyle 4-2-3 1 gibi dizdim ben. 4-3-3 de dizmiş olabilirsiniz siz. O yüzden orta sahaya geçiyorum. Benim ilk oyuncum orta sahada Dallas. Stuart Dallas yazdım ben buraya. Şimdi bir defansif, hafif defansif bir adam olsun ama Dallas bence tamamen underdog yani. Bu senenin underdog oldu yani. Hipster bir seçim olmuş Ali'cim. Hipster seçim ama şöyle 8-9 gol katkısı vardı Dallas'ın direkt olarak. Sezona da sol bek başladı.
enerjisiyle tamamen orta sahaya evrildi ve Bielsa'nın zaten onu orta sahaya çektikten sonra takımın çehresi de değişti. Yani Leeds çok atıp çok gol yiyen bir takımdı. Daha dengeli bir takım oldu. Gerçekten box to box oynamayı başardığını düşünüyorum ben bu sene Dallas'ın. Buraya Dallas'ta başladım. Ömer senle devam edelim. Ben de İlkay'la başladım. İlk Kesin. ayı yazdım. Evet, yani onu neden yazdığımı söylemeye gerek yok herhalde. Yani kariyer sezonunu geçiriyor. Orta sahada yani İlkay biraz böyle insanların çok tutmadığı bir futbolcudur. Etrafında da çok İlkay'ı sevmeyen insan çoktur. Ya ben de öyle İlkay'ı hayranlık beslemedim ama hep de topu bilen adam olarak gördüm yani. Hiç öyle fazla kendini öne çıkarmasa da ve topu bilen adam olduğunu bence bu seneki son vuruşlarıyla da göstermiş oldu. Ben de İlkay diyorum. Salih sana şöyle pas atayım İlkay üzerinden. Geçen sene bence İlkay çok kötü bir sezon geçirmişti. Gerçekten hem ofansif hem defansif hem de gole sebebiyet veren hatalar konusunda çok kötüydü bence. Sen oradan istersen İlkay'a topunu al. Katılıyorum. %100 katılıyorum. Biz çoğu maçta İlkan yok olduğundan da bahsetmiştik. Burada da ek olarak yani tamam prime, bence de burada prime sezon yaşadı. Dortmund da dahil. Ama attığı gollerin ya çok kritik golleri var. O puan farkının Tottenham'ın işte kafa kafaya olduğu zamanlar, United'ın yaklaşmaya başladığı zamanlarda İlkay sürekli o maçı işte 2-1, 1-0'lıkta maçı alan golleri çok kritik dakikalarda, çok doğru yerde. O işte Pep'in onu senelerdir çalıştırdığı, bizim yeni öğrendiğimiz sahte 9 pozisyonda attığı goller ve soğukkanlı duruşuyla. Bu İlkay'da pek de benim görmediğim bir şeydi Premier Lig. Özellikle son iki sezonda. Şeyde City'de aslında Pep Guardiola'nın özellikle City döneminde de bizim zaman zaman söylediğimiz lider, maç içerisinde bir lider eksikliği de ortaya çıkıyordu. İlkay bunu çok güzel kapattı ve bence burayı hak ediyor burada olmayı da. Ben de İlkay'ı yazdım bu arada. Dallas'ın yanına İlkay'ı yazdım. Biraz ilerisine. Sizden o yüzden devam edin. İkinci orta saha oyuncunu kim yazdın? Tuchel, West Ham'ın. Bu da yılın Hipster transferinin. seçim Evet. sırada. Hadi canım. Öyle geçen sene aslında sezonun transferlerinden de biri olabilirdi ama tam sayılır mı bilmiyorum. Geçen sene çünkü kiralık oynadı sezonun ikinci yarısı ama bu sene bonservisiyle aldılar. Yani West Ham'ın bence bu seneki çıkışının bir numaralı parçalarından biri. Öyle. En çok hava topu kazanan oyuncu. 9 gol yanlış Büyük bilmiyorsam gol 9, yarattı. 10 golü var. 10 golü olması lazım. 10 golü var ve çok kritik puanlar kazandırdı. Suçek, Salih senin ikinci oyuncun kim burada? Bruno Fernandes. Küçük bir soru işaretli Bruno Fernandes ama bu sefer yani ben ki özellikle ligin ikinci yarısındaki Bruno Fernandes'in performansının düştüğünü düşünüyorum. Bunun da Evet. işte burada da çok fazla Bruno Fernandes'i suçlayamıyorum. Çünkü ya tamamen kendi görüşüm. Ben buna biraz OGS'nin çözüm olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakipleri Bruno Fernandes'in alan alma yerini ve ne yapmasını o çizimi, o hücum çizimlerini ezberlemiş durumda. Burada OGS'nin farkındalık yaratması lazım. Ama alma sebebim şu. İkinci yarı özlemli. Bence hala prime şeyinde değil. Oyun hatta geldiği ateş değil ama saha içerisinde çok kazanmak istiyor. Ve hala bu United'ın ihtiyacı olan kimlikte. İsyan ediyor. 31 puan dedik ya topladı United geriden gelerek diye. Bunlar hala bence Cavani ile beraber bu sefer rolde paylaşması biraz onun yükünü de azalttı. Baş aktörlerinden bir tanesi. United şu an ikinciliğinden bahsediyorsak ve birinci sebebi benim için Bruno Fernandes. Yani muhteşem bir oyuncu. Dediğin özellik sürekli ısırması, maçı istemesi, ya maça ağırlığını koyması zaten Manchester United'ın sefalet geçen Alex Ferguson sonrası dönemin tek eksiğiydi bence. Pogba'yı da ayağa kaldırdı, Rashford'u da ayağa kaldırdı. Diğer takımı da, bir diğer oyuncuları da ayağa kaldırdı. Kesinlikle çok çok kritik bir transfer. İnanılmaz bir gol katkısı, inanılmaz bir oyun katkısı. Kesin katılıyorum. Ben de Fernandes yazdım. Ömer sen kim yazdın? Ben devam edeyim o zaman. Ben de Fernandes'i yazmıştım ama son programdan önce son anda üzerine çizip ya 12. adamım o zaman o yüzden Fernandes. Nedenleri de Salih'inkine benziyor. De Bruyne'yi yazmazsam üzülecektim. Yani City'de şampiyon olmuşken hazır. Belki Şampiyonlar Ligi'ni de alacaklar bu arada bilmiyoruz. Yani hayatın en iyi sezonu değil. Ama yani çok kritik anlarda ben Manchester City'de hala bir masaya yumruğunu vuracak bir lider görmüyorum bu arada. Hala öyle bir lider yok. Bence de. Hani defans liderini buldular vesaire ama oyun lideri yok. Az buçuk da olsa bunu özellikle Paris Saint-Germain eşleşmelerinde De Bruyne gösterdi yani Şampiyonlar Ligi'nde. Yani çok kritik anlarda ortaya çıkarak takım lideri oldu. O yüzden hani şampiyon takımında liderini ekleyeyim dedim. Ben buna çok katılmadım De Bruyne tarafına. Fernandes'in önüne yazmama şaşırttı beni. Ama demokratik bir program.
Bir şey diyemiyoruz. Kesersiniz Aynen. Salih, sen ne diyorsun? Sen Fernandez dedin. bizi. İlkay dedin. Üçüncüyü söylemedim. Mason Mount benim de son oyuncum Evet. Chelsea'den. Ben Frank Lampard döneminde Mason Mount'u beğenen biriydim. Ama hep kafamda şu vardı sanırım. Mason Mount'un zirvesi de bu. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani bir oyuncu bu kadar yükselir ve bu da yeterli dersiniz ya. Ama Tuchel çok başka şeyler de çıkardı Mason Mount'tan. Ben topsuz oyundan Mason Mount'u bayıldım açıkçası. Yapabilecek her şeyi yaptı. Yani Chelsea'nin şu şampiyonlara yine çıkma ve top 4 yarışında alabileceği oyuncuyu sünger gibi sıka 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 bir oyuncu da ne kadar beğenip alınabilecekse aldı. Ve işte Derby County'den gelen bu muhteşem bir başarı hikayesi izliyoruz. Burada da ama ben yine küçük bir payı Tuchel'e vermek istiyorum Mason Mount derken. Ben de öyle düşünüyorum. İnanılmaz bence. Gömlek, bir gömlek atladı yani bu sene. Bayağı oyuna ağırlık koyması gerektiği zamanda. Bir tık skor katkısı arttırması. Bence bir tık daha yapması lazım skor katkısını. Ama Şampiyonlar Ligi'nde, ligde de elinden geleni yaptığını düşünüyorum Mount'un. Diyelim ve forvet üçlüsüne geçelim. Ben sağ açıktan başlayayım. Salah'ı koydum, geçtim ben buraya. Ömer, sen ne Ben de diyeceksin? Salah'a koydum geçtim. Yani Salah ligin en istikrarlı futbolcu. Yani ben çok bu sene bence de yine kendi zirvesi değil. Birçok oyuncu öyle zaten bu arada yazdım, onu fark ediyorum. Ama daha ne yapsın yani bu çocuk. Bence de öyle. Geldiğinden beri 20-25 plus atıp sürekli gol krallığına ve en önemlisi de gol tehdidini yaratması bence çok vazgeçilmez bir durum. Bence hani Salah olmasa Liverpool bu sene Şampiyonlar Ligi potasından çoktan çıkardı gibi düşünüyorum. Salih, sen ne diyorsun Hiçbir buraya? şey eklemeyeceğim. Salla. Tamam. Sol açık. Ben sonu yazdım buraya. Sol açık harika girdi sezona. Performansı düştü ama o harika girmesinin, işte gol krallığında neredeyse Kane'le kapışmasının birazcık payı verilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bir de bence ya çok iyi bir oyuncudan starlığa geçtiğini düşünüyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyunuyla son tarafında. O yüzden sonunu yazdım. Salih, sen bugün buraya kimi koydun? Ben sonun ikinci yarıda çoğu maçta yokları oynadığını düşünüyorum bu arada. Ama ilk yarıdaki performansı da kusursuzdu. Yani ortalama aldığımızda çok itiraz edemeyeceğim. Ben Foden yazıyorum buraya. Yani kusursuz bir gelişim izliyorum. Ben son maçta attığı gole baktım Everton maçında. Ya özgüven, tamamıyla bir özgüven patlaması yaşıyor Foden ve bunu bu arada bazıları eleştiriyormuş İngiltere basınında. Artık biraz oyunun bencilliğe dönüştüğünü, eskisi gibi pas vermediğini ve direkt kaleye giden bir oyuncu haline geldiğini. Bence bu star olmanın ilk gerekliliğinden bir tanesi. Bence star bencil olmalıdır, özgüveni yerinde olmalıdır. Bu bence mükemmel bir gelişim. Pep Guardiola prosunu tutturabilir Foden için. Bir süperstar projesi tamamlanmak üzere bence. Aynen. Bir bildiği varmış adam. Geçen sene Evet. Evet. oynatmayarak. Ömer, sen kim yazdın? Ben de Foden diyorum. Her şeyi söyledi Salih. Devam edebiliriz. Tamam. Yani bu arada şey diyeceğim. Yani Foden'ın o eleştirileri de şeyden kaynaklanıyor olabilir. Euro 2020 öncesi İngiliz basını şu an kırbacı vuruyor Foden'a. Olabilir. Olabilir. Aynen. İyice motive olsun diye. Ya şöyle, bence çok özel ya. Gerçekten inanılmaz bir yetenek. Ben şundan yazmadım. Rotasyona çok kurban gitti yani. Özellikle Şampiyonlar Ligi serüveni dolayısıyla ligde oynamadı. Oynadığı maçlarda, özellikle büyük maçları çok net aldı. Mahrez'le beraber buraya hak etti bence. İkisi de hak etti. Aslında Mahrez'i de Foden'e düşünmedim değil yani. Bu sene Mahrez çok üst düzey oynadı kendisi. çok. Kariyerinin en iyi Bence de. sezonu belki de. Ya zaten şey alırsak, yani Şampiyonlar Ligi ile beraber Aynen. alırsak sizin performansını, oraya Diaz değil Mahrez bile yazabilirim ben yani. Belki sezonun oyuncusunda City açısından Aynen. konuşuyorum Bence de. açıkçası. Forvet aslında konuşulmaya gerek var mı bilmiyorum ama Kane, hem asist hem gol kralı. Baktım ben daha önce birileri benzer bir şekilde yapmışım ama çok da göremedim açıkçası. Bence korkunç bir oyun. Skor katkısını geçtim. Bu sene yanlış karar verdiği bir iki pozisyon vardır. Kararların hepsinde doğru verdi. Kane'i yazmak zorundayız yani buraya. Gibi böyle pası ben Salih sana atayım. Saçma sapan bir sezon geçirdi gerçekten. Tottenham'ın 38 maçının sanırım hepsini izledim. Ve Ali çok güzel bir şey söyledin. Maç içerisinde bir oyuncunun neredeyse yanlış kararın olmaması bana çok saçma geliyor. Çünkü mesela World Class, FIFA'da World Class oynarsınız ve yapay zeka hiç hata yapmaz ve sinirlenmeye başlarsınız ya.
Ben kendi karşısında olsam bunu hissederdim. Attığı paslar, yaptığı tercihler, çektiği şutlar. Yani şut çekmemesi gereken yerde şut çekmiyor. Pas vermemesi gereken yerde pas vermiyor. Her şeyi doğru yapıyor ve buna ek olarak da hafta içinde bu arada Mourinho da teşekkür etmiş. Yeni yarattığı pozisyondan, bu 10 numara pozisyondan dolayı bir playmaker çıkardı içinden kendi de. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Ama olağanüstü bir sezon geçirdiği de hiçbir kupa kazanmaması da çok üzücü bir şey. Ben çok üzülüyorum. İnşallah gider. Aynen. Ömer, sana da öyle pas atayım. Onu konuşmadan geçmeyelim. Kane'in ayrılmak istemesi. Nasıl bakıyorsun olaya? Yani sence İngiltere için mi transfer olmalı? Kane olsan ne düşünürsün? Kupa alamıyorsun. Bu arada şöyle bir durum var. Eriksen Inter'de kupa kaldırdı. Trippier Atletico'da kupa kaldırdı. Bunları da görüyorsun bir yandan. Ne düşünürsün yani? Hani... Ben Kane'in röportajını gördüm geçen gün ya. Nerede? Ama daha önce yapılmış röportaj da yeni. Ha, Gary Neville'la yaptı röportaj. Evet. O röportajda şey diyor. Ben diyor, ya o röportaj biraz ipucu veriyor aslında. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey oynayan takımlar var diyor. İşte Chelsea diyor, Manchester City diyor. Ben o takımlarda oynamak istiyorum ya. Ben İngiliz takımın, ya İngiliz İngiltere'de kalmak istiyorum. Ben o röportajı onu aldım. Yani o yüzden öyle İspanya'dır, İtalya'dır, zaten İtalya'yı geç de. Çok kafasında yok. Zaten şu an Kane gibi bir oyuncu İspanya, hani ancak Real Madrid'e giderse gider diyeceğim. Ya Real Madrid bile ne kadar çekici bir takım şu an tam emin olamıyorum yani bir futbolcu için. O yüzden ama şöyle bir şey var, Daniel Levy mesela çok sıkışırsa İspanya satmayı tercih eder Tabii. rakibine satacağına. Hani Tabii. İspanya Real Madrid'e 80 der, Manchester City'ye 120 çeker yani. O yüzden o işler birazcık karışacak oralarda. Bence İngiltere'de kalır umarım. Benim Kane çok beğendiğim bir futbolcu. Hem yani böyle bu kadar ya takımında olsa hiç yani gözüm arkada kalmayacak bir futbolcu. Hiç ne bir çirkeflik yapar ne böyle hani saha içinde bir sakat bir durumu yaratır böyle bir sorumsuz anları hiçbir zaman böyle çıldırmıyor falan hem bilinçli tam bir takım kaptanı. Ve şöyle bir şey var, ben Harry Kane ilk Beşiktaş'a karşı oynadığında yıllar evvel sonra goller atmaya başlamıştı bu. Bana şey gibi gelmişti, golleri izliyorum böyle. Ya diyorum bu çocuk gol atıyor da tam anlamadım yani ne hesap ya. Bundan herhalde çok bir şey olmayacak dedim ben. Ama zaten birçok futbolcuda yanılmışımdır böyle. Bu da Harry Kane'de onlardan biri. Şu an en sevdiğim. Şöyle bırakayım hatta size. Var mı böyle biri bilmiyorum. Yani Alan Shearer'dan beri ya German Defoe da çok atıyordu. Her sene bir 20 yapardı bir ara. Bir dönem yaptı yani. Öyle bir İngiliz forvet çok gelmiyor aklıma yani. Böyle 5 sene 6 sene üst üste. Yok ya, Owen'ı Yok. saymayız Hani herhalde. Vardy'di var yaptım dedim de o da 3, 2 sene 3 sene yaptı galiba 20. Tabii, Sonra aynen. düştü. O yüzden müthiş. Doğru. Yok, müthiş. Bence hani İngiltere'de kalması nedenlerinden biri de Premier Lig rekorlarını kırmak da istemesi. Öyle de bir durum var bence açıkçası. Ve bıraktığında bence tarihin en büyük golcüsü olabilir Premier Lig tarihinin. Ki burada Shearer varken, işte Henry'ler varken, Agüero'lar varken bence kesinlikle oraya oynayacak diyelim. Ve aslında kadromuzu tamamladık. Aslında az çok benzer oyuncularla ilerledik. Yılın oyuncusu, yani şöyle sorayım. Zaten sen konuştuk gibi ben Kane yazdım. Bence hani başka birini yazamayız buraya. Ne kadar Tottenham kötü bir sezon geçirse de bireysel bir şey bence bu. Ve Kane'e dedim. Bilmiyorum, itiraz var mı? Diaz yazmışsınızdır belki diye Ya düşünüyorum ben ama. de biraz sen Kane dedin değil mi? Salih Kane dedim. sen de mi Harry Kane dedin? Kane. Harry Ben aslında Diaz yazmıştım ama fikrimi değiştiriyorum. Çünkü bir tane futbolcudan bahsetmedik. Çok ayıp ettik. İlk fikrimizin 11'inde yok. Hem de çok sevilen, çok sempatik futbolcu. Tahmin ettiniz büyük ihtimal. Chelsea'nin dinamosu. N'Golo Kante. Ben de bu sene Chelsea'nin en iyilerinden N'Golo Kante'yi benim için yani tabii ki Diaz yani ya da Kane. Burada bunu geyiğini yapmayacağım da hani hiç bahsetmiş olmak için Kante de çok iyi bir sezon geçirdi. Ondan Bu bahsetmek şey için gibi Kante mi? dedim. Hani Oscar vermezler, 50 yıl sonra çağırıp Aynen. ömür boyu başarı ödülü verirler dendik. Onun gibi bir ödül mü Aynen. oldu Kante'ye şimdi bu? Evet, seninki birazcık şey Eyyam ödülü oldu. Evet. Kante'ye. Bence şöyle, yani Kante kötü başladı. Bir iki Evet, tane çok kötü inanılmaz maçı başladı. var. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasının çok büyük Ama son aylarda çok iyi ya. şeydi. Evet, doğru. Doğru. Chelsea çok iyi yaptığı Real için Madrid biraz böyle oldu. maçı bir futbolcu, hani bir futbolcunun bireysel olarak gördüğüm en iyi 10 maçtan biri olabilir tarihteki. O kadar Evet ya. kusursuzdu. Abi bir de o maçta, yani hatırlamıyorum tam rakam ama 5-6 tane de driblingi var. Yani inanılmaz ya, Zaten golün öyle gerçekten. geldi. Golün biri öyle İnanılmaz. geldi. Evet. Aynen, golün birinde öyle geldi yani, asistiyle geldi diyelim. Burada mal çevirdin, yaşam boyu onur ödülünü Kante'ye verdik diyelim. Ve Chelsea'de dördüncülüğü bir şekilde attı. Şimdi şöyle, yılın menajeri. Burada çok bence en tartışmalı ödüllerden biri. Ama ben
İsterseniz başlayayım. Ben direkt olarak Guardiola'ya verdim. Hiç polemiğe girmedim. Yılın menajer Ne tartışmada ödülünü. anlamadım onu. Ya işte şey dersin. West Ham şey Bielsa. David Moyes dersin. Bielsa dersin belki. Hani onlar denilebilir. İlk üçe girer Bielsa. Hani aday olur mesela. Üç tane aday koysan en iyi teknik direktörü. Bielsa derim. Pep derim. Üçüncü de. Moyes. Moyes diyebilirsin bence. Yani. Olabilir. Klopp'le Yani. olabilir bence bu arada. Yani şaka yapmıyorum bunu. O eksikle 3. sırada bitirmesi bile. Ha, Plasio ödül olarak olabilir yani. Yani Yani takım takım olmasına savunmasına izin vermedi en azından Klopp. Öyle bir avantajı var yani baş açısından. doğru. Ya yani şurada yani Pep City'nin şampiyonluğu tabii ki çok beklenmesi gereken bir şey. Evet, para harcaması falan filan. Klasik geyiklere girmeyeceğim ama bu sene gerçekten hani o takımı oradan toparlaması, defansı bir şekilde Diaz'ı da olarak kurması, oyunu biraz değiştirmesi, kimliğini değiştirmesi, yeri geldiğinde topu vermesi. Bence bunlar çok etkileyiciydi Guardiola açısından. Ve De Bruyne'nin de sezonun bir kısmını kaçırdığını yine unutmayalım. De Bruyne'siz bile bir takım yaratmaya başladı artık. Ki daha önce zaten şampiyon olmuşum De Olmuştu. Bruyne'siz. O yüzden Guardiola Forvet'siz dedim şampiyon geçtim. oldu bu sene. Daha önce De Bruyne'siz şampiyon olmuştu. Şimdi 9 numarası Forvet. şampiyon oldu. Aynen. Ben de şaka gibi bir olay. Bilmiyorum ekleyeceğiniz bir şey var mı Guardiola'ya? Ben de Guardiola diyorum. Ek olarak da Premier Lig'de şampiyon olmak bir iştir ama Premier Lig'de şampiyonluğu devam ettirmek daha zor bir iştir. Ve 3. şampiyonluğunu kazandı. Bence esas takdir görmesi gereken de şu, bu. Hayır, bir de Çünkü orası Bundesliga veya Fransa Ligi değil. aynen. Bir de kendiyle kavga ederek yaptı bunu yani. İlk başta geliyordu, ben kendi futbolumu yönetirim, siz ne, şey, ne derseniz deyin diye. Öyle bir sezon iki şampiyonluk aldı. Bir tanesini kaybetti. Bu sene yine öyle oynamaya çalıştı falan. Yok, baktı olmuyor. Yok yani, artık kendisi de pes edip o açık Değişti. kafalılığı gösterip Evet. bambaşka bir oyun yaptı. Evet. Aynen öyle. Bir de kutlamalardan gelen videoları da bayağı bir Çok güzel ya. Çok sempatikti iyi, çok iyi. diyelim. Şarkı söylemesi falan. Ben biraz şarkının sözlerini bilmiyor gibi geldi ama Söylüyor yani be. biraz Daha böyle ne babam söyleyeyim? gibi. Babam da böyle şarkının sözünü duyar, böyle arkadan takip eder falan. Arabada şarkı çalarken Ama onu ne duyuyorum. içtiği de önemli. Şimdi Ama hocam içip çıktıysa normal şimdi unutması. ama o herif gerçekten Oasis hayranı. Onu unutmayın. Aşırı. Beatles'ta falan Oasis'i bir tutuyordu abi. Aşırı. Geçen bir şey vardı. Bir şeyler röportaj veriyordu yine işte. Ya biraz Orada politik olabilir o cevaplar. işte Manchester'lı falan diye olabilir. Öyle bir eyyamcılık vardı işte. Gallagher kardeşleri de kızdırmaya gelmez abi yani. Adamların sağ sol belli olmuyor öyle. Tabii. Twitter'dan bütün hafta küfür Şaka kalın. ediyorlar diyelim. Ve hayal kırıklıklarına geçelim isterseniz. Yılın hayal kırıklığı takım olarak Ömer senin için neydi? Ya ben burada çok zorlandım. Hatta program başında konuştuk, kimi seçeceğiz. Sen bir sürü var dedin. Ben hiçbirine tam katılamadım. Çünkü hepsi benim için beklenen bir iki tane hariç. Şimdi hayatta Salih'in söylediğine de katılacağım daha çok. Ben hadi Wolves dedim ya. Çünkü ya bence aslında Wolves birazcık birkaç sene, son iki sene birazcık aslında potansiyelinin üstüne çıktı gibi oldu. Böyle yedincilikler hani Big Six'in altında bitiyordu hemen. Ama 13. oldu sanıyorum bu sene. 13. de birazcık Wolves'un bence beklemediği bir durum yani. Kadrosu da hani tamam sakatlıkları oldu. Özellikle senin çok sevdiğin, şu an adını unuttum. Adam bütün sene oynamadı, adını Jimenez. unuttuk ya. Ha? Jimenez. Jimenez gözden uzak, hani gönülden de uzak oldu yani adam. Şey hani Jimenez yok diye bayağı etkilendi. Ama ben yine de Wolves diyorum ya. Zaten Nuno Espirito Santos hocamız da gitmiş. Gidiyormuş yani. Gidiyor. Salih senin buradaki adayın ne? Everton benim adayım. Gerçekten oldukça kötü bir final yaptı. Yani Game of Thrones'tan daha kötü bir final yaptılar. Senin de diğer adayın Everton aslında. Ya aslında daha üzücü olan şey, bence üçümüz de şaşırmadık Everton'ın böyle bir şey olmasına. Çünkü Carlo Ancelotti ne kadar rebuilding hocası olduğunu zaten biz podcastlerden beri tartışıyoruz. Ama ben Carlo'yu severim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir karakter koyamadılar. Yani ben burada evet 10. bitirdiler ama sorun 10. bitirmeleri değil. Bir ışık yok. Yani bu takımın Silva'nın Everton'dan majör ne farkı var derseniz hiçbir farkı yok bence. Hiç farkı yok. Daha küçük dokunuşlar var. Daha pragmatik maç aldıkları karşılaşmalar var. Ama pragmatizmin de ya artık şeyi Ama çıktı evet onu diyeceğim. Yani ya. hiçbir ya gidip Sheffield'a falan yani puan vermek çok komik geliyor bana. Kaç hafta üst üste 4 stoperle oynadı bu takım ya. Evet ve son Hani maçta kadar. 3-4 gündür şarap içip maça gelen, artık gerçekten şarapçıya dönen City'den 5 yediler, ayakta duramıyorlardı. En sonda ya Don Carlo'yu biliriz, çok kibar bir teknik adamdır oyuncularıyla da. Yani istemeyen defolup gitsin demiş artık. O kızmış yani adam. Üzücü. Yani ben bir ışık da görmüyorum bu arada Everton'da.
Aynen. Ya biz hep şey diye konuştuk sene boyunca. İşte Everton'da bir ışık yok ama bir sene daha bekleyelim. Ama puan olarak güzel puanda gidiyorlardı. Onu da kaybettiler son haftalarda. 8. bitirselerdi bence hani okeydi ama bence yine hayal kırıklığına yazılabilir. Katılıyorum. Ben Sheffield yazdım buraya. Şöyle Hiç ikinci tanımadım. sezon Sheffield geçen sene, şaşırmadım. geçen sene olması gerekiyordu burada zaten abi Sheffield'da. Ali'ye sözü bırakmadan şöyle bir şey diyeceğim. Burada şeyde konuştuk kendi aramızda da. Geçen rastgele bir tane bizim podcast düştü önüme ve şu cümleyi söylüyor Ali'ye. Sheffield bu sonuçta Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaştı diyor. Şimdi Sheffield düştü. Ve bir yıl Aynen. olmadı daha. Ya aslında beklenen bir durum olabilirdi yani. Şimdi geçen sene işte o kadar alışık gelen takım ilk böyle çıkan takımlarda aslında bazen böyle takım eli yüzü düzgünse çok transfer ihtiyacı yoksa böyle şeyler de yapabiliyorlar. Ama bu sene o kadar da yani 15 hafta kala düşmesi de kesinleşeceğini beklemiyordum Evet. kesinlikle ben. Sakatlıklar ekledi işte yani takımın kimyası bozuldu. Henderson gitti. İşte Egan sakatlandı. Basham sezonu kapattı. Orta sahadaki Norveçli çocuğun da adını ben unuttum. Şeye döndü program. Ziya Şengil'le. Eren ne? Neydi o sağdaki sarışın adı ya? Sarışın uzun boylu çocuk. Onun da sakatlığı vardı. Onu seneye zaten bence Premier Lig'de görebiliriz. Bir türlü gelmiyor takıma da. Neyse. Belgeyi diyorsun sen ya. Belge. Zaten Metin çoktan koymuştur onu da. Aynen. Flex sakatlandı falan filan ve en sonda hoca da gitti. O yüzden de bence biraz sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini söyleyelim. Ve buraya playoff adayında Arsenal'la Tottenham tabii ki. Yani onlardan da bahsetmemek olmaz Evet, diyelim. evet. Ama artık Arsenal'e de yani ne desek boş o yüzden. Aynen. Orası da doğru. Yılın hayal kırıklığı oyuncu olarak Ömer senden alayım. Ben şimdi yalın en kötü transferi de söyleyeceğiz. Bu arada ben Salih hiç katılmayacak. Ben aslında bunu oraya yazmıştım ilk. Sonra buraya böyle taşıdım. Doherty. Ya o ilk geldiğinde ben şey diye düşünmüştüm. Mourinho'nun aslında tam istediği sağ bek gibi gelmişti bana ilk başta. Niye öyle bir Wolves'daki oyunundan dolayı gözümü boyandı artık. O sistemin içinde oynayabildi falan. Ama yani hatta çok fazla bizim asap gruplarında da bunun geyiği döndü yani Tottenham arkadaşlar arasında. Salih de dahil olmak üzere. Böyle futbolu sanki unutmuş gibi yani böyle reset atılmış. Adama ne böyle pozisyonunun durduğu yeri biliyor. Ne top ayağına geldiğinde kullanabiliyor. Yani hiçbir şey yapamadı yani bütün sene. O yüzden yılın hayal kırıklığı onu seçtim. Şöyle evet Wolves'da üçlü defansın işte Tabii. üçlü defans beşli defansın sağ kanat Tamam. beki oynuyordu tamam dörtlüye dönersin ama ya önündeki adama sezon boyunca pas atamamak bence kabul O edilebilir bir inanılmaz bir durum değil. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Şöyle bir de yani tartışmalı da bir transfer ve Doherty işte Jose Mourinho'nun menajerlik şirketine geçiyor Jose Mendes'in. Sonra 60'a bir anda oraya gidiyor. Pardon 40'a Tottenham'a gidiyor ve böyle performans veriyor. Bayağı sıkıntılı bir transfer. Sen ne diyorsun Salih? Oraya yılın hayal kırıklığı oyuncusuna kim diyorsun? Ben bir 40-45 saniyenizi rica edeceğim. Gerçekten gündelik hayatta çok küfür eden biri değilim. Ama bu sene Doherty yüzünden ne kadar saçım başımı yoldum, neler söyledim hiç hatırlamıyorum bile. Gözümü kapattığımda Ali senin dediğin pozisyonlar geliyor aklıma. Topu alması, Selçuk İnan çemberi yapması kendi kendine. Asla pas verememesi. Ortayı, asisti zaten biz geçtik artık. Yani buradan da kulakları çınlasın Yusuf'un falan. Biz bunları saldık zaten ama en basit şeyleri bile yapamaması ve minimum 7-8 tane kademe hatasına giremediği için gol yedirmişliği var. Yani nerenizden tutsanız elinizde kalıyor. Hücum katkısı bekliyorsunuz yapamıyor. Pas hatası var. En sonunda şunu bekliyorsunuz değil mi? Abi tamam en azından belki defans iyidir. Hani belki kadem yok. Hiçbir şey yok. Korkunç bir transferdi. Onu izlerken gözlerim kanıyordu. Her saniye el bombası gibiydi. Allah'tan Mourinho gitti de artık ben daha rahat toplu maç izlemeye başladım. Bence son yılların en kötü transferlerinden bir tanesi. Yani Lig 1, Lig 2 ya. Yani şey ya 3. veya 4. lig yani. Şampiyonşipi de geçtim. Lig 1, Lig 2 olur. Korkunç bir şey. Zeki Çelik yazılıyor bu arada. Nasıl olacak bilmiyorum topluma. Ben de yılın hayal kırıklığını Havertz diye benim için oyuncu. Hatta yani buraya Doherty yazayım. Kötü transferi Havertz yazayım. Siz anlayın. Yani evet adaptasyon sorunu falan çok yaşadı ama bir ara gerçekten ben Premier Lig topçusu olmadığını düşünmüştüm. Çok kötü duruyordu sahada açıkçası. Biraz Tuchel geldikten sonra toparladı.
Bence seneye biraz daha iyi olacak. İyi de yerine oturacak. Ama bence bu seneyi çöpe attı ve çok büyük bir hayal kırıklığı çöpe attığını düşünüyorum. Havertz'in. Burada başka yorumunuz var mı? Transferle oyuncuyu beraber konuştuk gibi oldu ama Doherty'ye ekiniz varsa sizden de Ha, alayım. ilk üç transferi de mi söyleyelim? Evet, ben ikisini söylemiş oldum. Tamam, Salih beni bombala. Van de Beek. En kötü Haydi. transfer. Ya şey ya, bu arada tamam Salih, sen program başında şu adamın ne suçu var dedim. Ben de bunu program içinde biraz düşündüm. Hakikaten adamın bir suçu olmayabilir bu arada. Ama sonuçta aldığın bir adamı bu kadar oynatmazsan, hani teknik direktöre de yazsa bu sezonun flopu olur yani. Hani her yerde yazar kötü transfer. Bir de böyle alındı, Ajax'tan geldi. Ajax'ta ilk 11 oyuncusu, sanki böyle Manchester United'ın orta sahasını toparlayacak adam gibi böyle bir getirildi falan. Ben o yüzden Van de Beek diyorum. Ama ikinci sıraya da şey yazarım bu arada. O da sonradan aklıma geldi program için. Sen Sheffield deyince. Sheffield Liverpool'dan bir adam aldı bu sene. Hiç kimse konuşmuyor. Brewster. Ne oldu lan? Ne bitti? Neler Ya oldu? çok uzatmayayım dedim ama skandal bir transfer oldu Fena. o da. Yani çok para verdiler Brewster'a. 30 mu 40 mı öyle bir şey verildi Brewster'a ve 25 30 milyon falan da olması lazım. Artık öyle biliyorsun. bir şey olması Hesapla. lazım. Ben söylemeyeyim uzatmadım dedim de Sheffield'ın da patlamasının nedenlerinden biri de Brewster'ın yani alakasız olmasıydı bu sene açıkçası. Gerçekten gider Umarım da. gösterirler herhalde. Benim de aklıma o geliyor artık her şey. Abi zaten son maçlarda Jebison diye bir çocuk çıktı yani. Jebison oynuyordu 18 yaşında. Ya yani Brewster de çok genç ama yani biraz oynatırsın yani hiç alakası olmadı Brewster'ın. Çok bir olum hayal kırıklığıydı. Diyelim Salih oraya ekleyeceğim. Yo, Van de Beek konusunda zaten yani Mourinho yapsa o Ges hocası yapınca vardır hocamın bildiği. A, hocam canım hocam. Bir şey demiyorum yani. Ben de istemiyordu bu arada. Zaten istemediğini çok belli etti de muhtemelen OGS'ye rağmen yapılmış bir transfer. Böyle O zorla kucağına bence konuldu. fiyatı da sanırım çok hatırlamıyorum. Yanılıyorsam zaten ama 30-35 civar bir para ödendi. O da Çok para ödenmedi evet. o da etkilemiş olabilir ama ben ne olursa olsun bir Karabağ'da falan bile şans verilmemesini yani Oges Zaten haklı bir bilet yani. olabilir. Bu arada Çocuklar mı? Oges haklı olabilir ama hani bu hiç oynayamaması yüzünden ben en kötü transferi yazmazdım. Abi bir de Fernandes'i yani 5-0'ın rövanşında UEFA'da saçma sapan Oo maçlarda bile evet. Bu konuştuk oynatırken zaten. bir O dünyanın en saçma aynen. hareketiydi abi. Evet, Aynen. aklıma Burada geldi. oynadı Van de Beek'i. O kadar da değil diye düşünüyorum. Yılın maçına geçelim. Ömer, yılın maçı sence neydi? Çok aklıma maç gelmiyor bu sene ya. Evet. Valla. Benim aklıma hep kötü maçlar geliyor yılın maçı deyince. Böyle 0-0'lar, 1-0'lar geliyor Evet. kafamda. O yüzden böyle en flash skor olarak Aston Villa 7, Liverpool 2. Zaten izlerken de böyle ağzım açık izlemiştim maçı. Meğersem sezonun geri kalanının bir habercisiymiş Liverpool için. O maçı yazdım. Sizli. Zaten o hafta çok çılgın bir haftaydı. O Hiç... aralar hep öyle. 5-2'ler ya 6-3'ler Tabii falan gidiyordu. tabii. Ben de United 1, Tottenham 6'yı seçtim. Solskjaer'in Mourinho'ya elense yapmasının intikamı alınmıştı Mourinho tarafından. Benim adıma çok zevkli bir maçtı. Ama Ömer'in dediği maç sebebiyle sadece 1 saat gündemde kalabilmişti. Çünkü son Evet. şampiyon 7 yemişti. Aynı günde değil mi maçlar? Aynı Doğru gün, ya. Artık evet. o gün değil de artık gezegenler nasıl bir sıraya girdiyse. Kafayı yemiştik o gün ya. Aynen. Ya yeri gelmişken de bence Aston Villa puan olarak biraz düştü. Grealish'i 2 ay kaybettiler ama çok bence net bir takım vardı ya Aston Villa'da bu sene. Özellikle Eğlenceli Watkins takımlar harika ya. oturdu. Bence çok keyif aldım ben bu sene Aston Villa maçlarında. Onu da belirtmeden geçmeyeyim yani. Matt %100. Target'ın çok harika oynaması, işte Watkins'in çok iyi oturması, Traore'nin saçma sapan golleri falan zaten Grealish'i saymıyorum. Çok tatlı bir takımdı bence Aston Villa bu sene. Yılın golü. Bir dakika, ondan önce biz yılın en kötü transferini konuştuk. Yılın transferini bahsetmedik. Yine Ruben'de yazacaksınız herhalde. Bayacaksınız bizi. Tamam. Baydım. Ben de Aynen. Ruben Dias. başka bir isim mi söylesem ben de? Ben de Ruben diye istiyorum. Ben sadece şu Callum Wilson denen adamın bütün yaz Brighton'a yazılıp sonra Newcastle'a gitmesi ve Brighton'ın da Mopay'a mahkum kalması Evet dolayısıyla ya. Callum Wilson'ı yılın transferinden biri olarak yazabilirim. Brighton'a artı 10 puan yazardı ya bu sene. Kesinlikle, kesinlikle. Tam bir Premier Lig orta sıralar golcüsü ya. Mupe'nin de Müthiş. eksi 10 puanını katarsak artı 20 olurdu zaten. Oraya belki biraz değiniriz süremiz kalırsa. Yılın golü ben hemen Alisson deyip popüler bir tercihle aradan gideyim. Oo, bileş gibi oldu program. Eski Liverpool'lu kanlarım.
çok önemli goldü bir de ya. Ben de Salih'i çok güzel bir gol seçtim. O zamanlar Salih ağır Tottenham'lıydı. Böyle 90 artı 3 müydü artık? 90 artı 2. Evet Böyle ya. uzaklardan gelen bir topa böyle tam 90'a Lanzini'nin West Ham Tottenham 3-3 biten maçta golü. Çok Bayağı hoş. güzel goldü Böyle gerçekten. Ya bence kendi adıma bence en zor kategori bu. Ben bence yılın ya çok arada kaldım da Pornucu dedim de vazgeçtim. Bence yılın en güzel golü Lamela'nın golüydü. Şıklık olarak. Hani o Reguilón'un şöyle bakış açısı falan çok iyiydi. Ama bence yılın golü Alisson'un golü. O kadar düşmüş, kendi evinde bir sürü maç kaybetmiş Liverpool'un. Bence o golle kaldılar. Çok önemli. Ya bir gol size 50 milyon euro para getiriyor. Ben böyle biraz Levi gibi konuştum şu an ama ben böyle bu sebeple Alisson'u seçtim. Bu Ya popülist bir program zor ilerler. bir de çok böyle bir duygusal yanı vardı. Evet, Alisson çok kötü bir sezon oynadı. babası, evet. Babasının vefatı falan filan. Büyük bir yana sonuç olarak Liverpool ilk dörde girdi bu arada. Hani o gol Tabii. olmasa gerçi Leicester kazanamadı son hafta da ne olur bilmiyorum. Ama psikoloji farklı çıkarken işte Kesinlikle. beraberliğin çevik maça çıkması farklı olabilirdi yani. Öyle bir durum var. Çok da kritik bir goldü diyelim. Yılın olayı beyler. Son kategorimiz de bu. Sonra da kısa kısa bahsedilmesi gerekenlere geçeceğiz. Yılın olayı Salih. Avrupa Birliği kurulması sırasında Premier Lig seyircilerinin gösterdiği direnç diyeceğim ben. Hiçbir yerden ses çıkmadı İngiltere, İspanya salmışken. Kendi takımlarına faydasına, mesela Arsenal Tottenham, özellikle Arsenal'ın faydasına bile olmasına rağmen diğer takımlara göre Arsenal seyircileri bile çok büyük tepkiler gösterdi. Bu aslında neden Premier Lig'i diğer liglerden farklı tuttuğumuz ve bu ligin dinamiklerinin çok daha spesifik bir yerde olduğunun ispatı oldu. Benim için çok güzel bir iki haftaydı o direniş. Gerçekten Viyana gibi savundular ligi. Muazzamdı. Aynen. Ve bakalım bunun domino taşı etkileri ne olacak? Onları da görmek lazım. Şimdi yavaş yavaş biraz bir parmak bal çalmaya başladılar. İşte Taraftar Birliği'nden yönetim kurulu oyun bir temsilci atayacaklar. Bakalım Boris Johnson'ın da yapacağı şeyler söyleniyor ama dediğin doğru. Buradan bir saygı duruşunda bulunalım biz de o direnişe. Ömer senin için neydi? Ya tabii ki bu olay ben de katılıyorum. Tabii. Yılın olayı da madem biraz geyik yapıyoruz ben de iyice geyiğe vurdum. İngiltere Premier Ligi'nin en önemli teknik direktöründen biri Sam Allardyce. Artık küme düşürme kariyeri yani bir tane hiç takım küme düşmedim falan dörtlerde gezemeyeceği için benim için yılın olayı bu oldu. Küme de düştü. Güzel bir sene oldu. Benim eski klasik İngiliz teknik direktörleri menajerleri açtığı savaş bitmiyor ya gerçekten. Gerçekten bitmiyor. Moyes'i denedi, baktı kapı sert. Dur ben dedi Big Sam'e döneyim dedi. Birincisinin bursun peşindeyiz. Bir tane daha bitmedi. Onun hesabımız Ay, var. Bruce'a 2 senedir takık. Bu sene yine hoca 12.liğe 13.liğe attı kendini. Son zamanlarda Moyes zaten yani mahvetti yani. Moyes'in Hani... hakkını verdik bu sene biraz. Ya hani bak Moyes farklı oyun bile oynattı bak. O biraz en azından yaşı da daha genç olduğu içindir belki. Bir ufak bir kafası açık yani geldiğine göre. Ben de Pickford'un Van Dijk'ı sakatlaması. Ben iyice Liverpool'a geri mi döndüm acaba? Ne yaptım Sen bilmiyorum. bir Liverpool şeye indi bir liman işçileri edebiyatına girdin ya yok acıların takımı falan ne oluyorsun? Aynen. Bir ona girdim. Ama tabii ki çok şeydi ya. Çok dramatik bir olaydı o da yani. Bence kaderin de etkiledi bu arada Ufak bir ligin gözyaşı döktün mü o gün? yani. Ya tabii ki Van Dijk'ı üzülüyorsun ama çok böyle aşırı da yani Pickford'a sövülmesine de hoşuma gitmedi açıkçası. Diyelim. Bahsedilmesi gerekenlere geçelim. Zaten zaman zaman bunları dokunduk. Ben Bielsa ile açmak istiyorum. Çok zaten detaya girmemize gerek yok. Sene içinde çok konuştuk ama bence Bielsa'nın gerçekten kadro bu arada şey abi yani Championship kadrosu. Yani Test edeceksiniz patates yani şöyle Rafinha alındı. İşte anladım. zaten Rodrigo'dan hiçbir şekilde bu sene bir katkı alamadılar. Llorente, defanstaki Llorente neredeyse 3'te 2'sini kaçırdı ve geldikten sonra bence çok toparladı takımı. Onun dışında Alioski'ler, Dallas'lar, Eiling'ler, Bamford'lar, yani Harding çok iyi bir sıralama şu an. Calvin Phillips, bunların hepsi inanılmaz bir futbolcu gibi oynadı ki bunlar hayatının çoğunu Championship'ta geçirmişlerdi ve çok gol atan takımdan artık maçları kapatabilen, tutabilen bir takıma evrildiler. Ve Big Six'e içeride kaybetmediler. Salih ne diyeceksin?
Biraz Ben sana değil. bence son iki cümle zaten Ali her şeyi özetliyor. Şunu hatırlıyorum. 6-2'lik United mağlubiyetinden sonra ben şey demiştim. Bu takım çok izlemesi çok zevkli bir takım ama bazen izlemesi çok zevkli bir takım olmaması lazım. Daha pragmatik, bir yerler konservatif oyunlarda ortaya koyması lazım demiştim. Normalde United oyunu bence devam ettirseydi de ligden düşmeyecekti. Ama Bielsa'nın bunu sezon içinde evirtebilmesi, senin saydığın bence de vasat 6 bir oyuncu kadrosuyla bunu oyuncudan ikna edebilmesi ve bunu oynatabilmesi bence çok büyük başarı. Ve bu arada bence de yılın menajeri Pep Guardiola, McKinney'e ben Bielsa'yı yazarım bu sebeple. Hem ligi çok üstte bitirdiler çünkü alttan gelen 3 takımın ikisi bitti, patates oldular, düştüler. Bu sadece ligde kalmadı, ligde kalma hiçbir zaman düşme korkusu hissetmedi gibi hep bir karakter, hep bir anan direniş. Beyler çok gol yiyoruz, o zaman şunu oynayalım. Yok bu da olmadı, bunu oynayalım. Biraz hep bir şeyler denedi. Ben seviyorum ya deneyen hocaları. Bu işe kafa yoran hocaları. Çok iyi sezondu gerçekten. Ne var? Senin yorumların var mı? Ya Bielsa ile ilgili her şeyi söylediniz. Yani seni ben hatta Bielsa ile ilgili şunu düşünüyordum. Ya yani ben sevdiğim bir teknik direktör. Öyle bayılmıyorum ama başarılı buluyorum hep. Ama hep böyle sezon sonunu getiremiyor. Hatta ilk sene de Leeds'teki ilk senesinde Championship'te bir çok iyi başlayıp sezona Bitiremedi. playoff'ta galiba Evet. Lampard'a mı yenilmişti? Yanlış Aynen, hatırlamıyorsam. aynen, Öyle bir aynen, dönemi aynen. vardı. Derbi yerlendi, aynen. Aynen. Sonra geçen sene çıktı falan. Bu sene de acaba düşer mi düşmez mi? Ben bu kadar yüksek sırayı hiç beklemiyordum yani. Ben bana düşmez gibi geliyordu. Bir şekilde top yani Bielsa yapar işini diyordum. Ama aynı Salih'in dediği gibi o ilk haftalardaki şeyi de attı üzerinden. Kimliği de attı. Ama tabii ben burada yine bir kıyak geçeceğim. Graham Potter hocam da Bielsa kadar olmasa da henüz. O da kendi kabuğunu kırmaya yolunda bu sene bayağı adım attı yani. O manyak bir tane oyunu vardı. O oyundan birazcık uzaklaştı. Onun da bence meyvesini aldı. Yani puan olarak alamadı. Ama yine sezonun en tatlı oynayan takımlarından biriydi bence Brighton 3-5 takımından biriydi. Bence de. Aynen. Kesinlikle. Abi şeyi düşünmek lazım ya sanki Potter için. Yani Brighton'da kadrosu üst düzey bir kadro olmadığını biliyoruz. Ki sen söyledin galiba Ömer ama XG'lere bakıldığında sezon aslında 6. bitiriyor Brighton. Ve zaten oyunu alması yani Manchester City'ye, Liverpool'a yani Tottenham'a. karşı zaten oyunu alabilen bir takım yaratması enteresan. Bence üst sıra takımları Potter hak ediyor. Yani bence zaten onun yeri üst sıra takımları abi. Yani Öyle öyle bir ama yapısı var gibi aslında geliyor bana. Brighton'ın da kadrosu gençler çok iyi. Yani ama işte eğer transfer yapamayacaklarsa şöyle 3-4 tane o gençlerin yanına adam akıllı. Mesela bu sene bir Welbeck getirdiler. O Welbeck ne işi var falan olmuştum ben ilk başta. Ama o Welbeck bile biraz yaptı iş yani. Lallana'da. Hani bir iki maç yaptılar ama hani o gençlerin yanına 2-3 tane bu işi bilen Premier Lig olayını bilen oyuncu koyunca başka oluyor tabii. Öyle, ben de öyle düşünüyorum. Salih Agüero'nun ayrılmasıyla devam edelim. Senden yorumunu alayım. Agüero ayrıldı. Yani bir takımda en fazla gol atan oyuncu olarak 186 galiba, şimdi hatırlayamadım. Gol olarak ayrıldı ve yani tam bir ikon olarak City yapan oyunculardan biri olarak ayrıldı. Bir senden yorumunu alayım Müthiş bir Agüero'nun. final yaptı. Çok klasik iki gol attı. Panenka penaltısıyla veda etmesini istemezdim. Ben Agüero'yu çok seviyorum çünkü. Özellikle ilk golü çok çok şıktı. Mutlu. Pep Guardiola da sadece sümük ağlattı ama ben hayatımda hala izlediğim en manyak final imza attığı için bile teşekkür ederim. Yani 3-2'lik final, son sahnedeki gol. Bir daha da sanırım öyle bir şey izlemeyeceğiz gibi. Artık yavaş yavaş onu hissediyorum. Onu izlemek bir zevkti. Umarım Barcelona'da da başarılı olur. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Buradan hemen Ömer sana pas atayım. Arsenal seneler sonra herhangi bir Inter Toto'ya bile katılamadı. Neler diyeceksin Arsenal'ın sezonu hakkında? Çok uzun mesele Arsenal'ın Yok, ama çok kısa çok yorum yani alalım. çok girmeyeceğim o konuya zaten. Çok uzun konu dediğin gibi. Ama Arsenal Arsene Wenger varken dalga geçiliyordu. Dördüncü olurdu. Hatta şey oluyordu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kaybederdi işte böyle. Dört grup sıralaması olurdu ya. Arsenal yine dördüncü falan. Onun geyiği yapılırdı. Ya yani şu an herhalde Arsenal'i bir teknik direktör dördüncü yapsa böyle 10 yıllık falan kontrat koyacaktır önüne yani. O duruma Messi. geldi takım. Bayağı enteresan. Daha nereye kadar gidecek böyle. Hani cidden bence bir senesi, bak şöyle söyleyeyim. Son böyle bitireyim hatta. Bir futbolcusun. Bir Premier Lig'e gideceksin. Arsenal'e mi gidersin, Leicester'a mı gidersin? Bu artık bu soru net bence futbolcunun kafasında sorulmaya başlamıştır yani. Hani Leicester hatta Leicester Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi kesin Leicester derdim de. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için Leicester seçtim zaten. Yani 5. olan Evet. Leicester ama potansiyeli, geleceği FA Cup'ı da almış bu sene. Hani daha umut vadeden bir takım. Arsenal'in bu durumu beni gerçekten üzüyor.
parlatıyor abi oyuncuyu. Arsenal bitirirken Leicester parlatan bir takım. Yani öyle bir durum var. Ve Leicester demişken oradan devam edelim. Leicester 2 sene üst üste bütün seneyi ilk 4'te geçirmesine rağmen bir şekilde yine Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. FA Cup'ı kazanlar Şampiyonlar Ligi'ne gitselerdi bence yine harika bir sezon olacaktı. Maalesef olmadı. Salih, yani sen bu takımı neden sevmediğini biliyorum ama ya ben bayağı üzülüyorum Leicester Bu sene adına. üzüldüm. Geçen sene hiç üzülmemiştim ha. Bu sene Abi üzüldüm. geçen sene de Vardy sakatlandı, yine Maddison sakatlandı. Bir sürü sakatlıklar oldu. Bu sene Çağlar yine bir ara gitti. Maddison gitti. Barnes olsaydı bence çok değişik olurdu. Justin çok büyük sakatlık. Pereira sakatlıklar falan filan. Hak ettiler, yine katılamadılar. Salih, senden bir yorum alayım. Hater yorum alayım senden. Hiç üzülmedim. Gerçekten gram üzülmedim. Geçen sene yani Tottenham maçında izledim. Tottenham bayağı mahalle maçı gibi maç yapıyordu Leicester'la. Amacı kalmamış. Ya Tottenham burada hedefinin Kupa Galipleri Kupası olduğunu söylese gerçekten herkes buna güler. Ben şey yani final maçı kazanamıyorsanız gitmenize gerek yok. Çünkü şu an belki de hiç katılmayacaksınız ama kaderiniz elinizde. Chelsea mağlup. Geçen sene zaten burada geçen sene bence rezaletti. Bu Geçen sene sene ya, bu sene de yenmeniz gereken tek şey ve bu arada ben imkansızdı. Ben kesinlikle Chelsea yani zaten Liverpool'un kazanacağını hepimiz burada biliyorduk ama ben Chelsea'nin Villa'ya da takılacağını düşünmüyordum. O çok büyük bir piyangoydu bence. bence onlar da düşünmememişler. Ondan biraz belki. Ama Düşünmemişler. yani maç 2-2, tamamıyla bir pes etmişlik, bırakmışlık var. Geçen programda bunu West Ham için söylemiştim. Ya sen o maça kazanamıyorsan gitmeyi hak etmemişsindir bence. Ve ben biraz belki katılmayacaksınız ama ben Çağlar'ın da kötü bir sezon geçirdiğini düşünüyorum bu arada. Biraz Yani sallanıyor bence performans olarak. Ya burada bir Bale'e yedirdiği gol var. Hani izlediniz bilmiyorum ama AVE reklamı gibi bir gol var. Böyle önünden geçiyor. Şöyle önünden ayrılıyor. Çok değişik geldi hani. Mental olarak bir sorun var takımı defans hattında da. Kazanamıyorsan gitmeyeceksin. Bence hak eden 4 takım gitti. Yani ama maçı çok sakat iyi oynadı var. Salih ya. Yok genel olarak söylüyorum. Mesela yok şey diyeceksin ya. Şey diyorsun ya. Mesela sakadı vardı, sakadı vardı. Abi Liverpool'da kadro yoktu ya. Yani kimse yoktu Liverpool'da. Bir şekilde o arabayı o parka sokabilmek işte bence şey ve Brandon Rodgers'ı kaybetti. Üçüncü final bu arada. Liverpool 1, Leicester 2. Evet. Bunlar da önemli şeyler oluyor. Ben öyle hiç nefret ederim. Hiçbirimiz yok böyle. Yok oluruzdur bu bindir ama insan böyle yerlerde artık o soğukkanlılığı, o clutchlığı NBA deyişiyle istiyor yani. Neyse, FA Cup biraz onun o şeyini kırmıştır. En Bu azından arada biraz. bence FA Cup'ın şeyini bitirdi bu direkt. Yani direkt o zaferi bitirdi bu son hafta. Evet, tat bir kekremsi tat ama bıraktı. ilk FA Cup ya. Birkaç sene önce tarihlerindeki ilk şampiyonluk aldılar. Galiba ilk FA Cup bu. Yanlış İlk olmasın FA böyle Cup, oldu. ilk FA Cup. Aha. Bunlar aynı kulüp için önemli şeyler ya. Evet. Ve şöyle bir soru sorayım sana Ömer. Solskjaer'in bir türlü kovulamaması bu sene ve sonunda artık güven oyu almış bir şekilde sezonu tamamlaması. UEFA finalini de kazanırsa bence tamamen bir güven oyu almış olacak Manchester United'tan. Çok kritik 7-8 en az kovulacağı, kaybetse kovulacağı maça çıktı geçen seneden beri ve hepsini kazandı. Ligi ikinci bitirdi. UEFA'yı da alırsa dediğim gibi bence bir güven kazanacak. Onun hakkında yorumunu alayım. Sonunda Salih'e Lampard'la Jose'nin gidişini soracağım ve yavaş yavaş kapatalım. Tamam o zaman madem kapatıyoruz çok kısa keseyim. Ya tamam biz bunu bütün sezon konuştuk yani. Solskjaer'in en büyük kozu bu psikoloji yönetme. Takımı ayakta tutma. Takımının ona çok güvenmesi vesaire. Bence bunlarla alakalı bir şey bu son dakikalarda. Yani resmen hocamızı kovdurmayız şeklinde oynadılar birçok maçta. Son anda yani oyuncular. UEFA konusuna geleyim. Bence UEFA konusu Manchester United'ın yani yönetimi falan hiç umurunda değildir. Yani Solskjaer'le ilgili fikirlerini bence hiç değiştirmez. Bu tamamen hocanın maçı. Kupa maçı. Kupa alması lazım. Yani kendisi için. Oyuncuları da onun için oynayacaklar. Kariyerine bir kupa yazacak Manchester United kariyerine. O bakın önemli. Yoksa bence Manchester United kulübü için yani hiç önemli bir tek maç gibi gelmiyor bana UEFA Kupası'nın. Öyle. Kupa alınacak işte. Hani Dediğim 5. gibi. olsalar ligde o zaman çok önemli olurdu ama zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar yani. O kupayı Aynen. almışlar. Tabii tabii. Hiç önemli Mourinho'nun değil. aldığı UEFA kupası gibi değil bu. Orada ihtiyaçları Yok. vardı bilet için. Evet. Aynen. Salih, Mourinho'nun ve Lampard'ın kovulması kısa kısa ikisinden de sen yorum Tabii. alın. Benim en beğendiğim oyunculardan biri ve zaten hocamızla Premier Lig kapısı bir kere daha kapanmış oldu. Bundan sonra İtalya'dayız. Ben artık Mourinho için Premier Lig defterinin tamamen kapandığını düşünüyorum. Bir daha bence zor Yani izleriz. Potter giderse ben Brighton'a kapımız açık.
Yani Yok artık. Mourinho gelmez. Porto Benfica yapar onun yerine. Ben bundan sonra Mourinho'nun kariyerinde bir çıkış yakalayacağını düşünmüyorum bu arada. Çünkü insanın kendini değiştirmesi lazım böyle şeyler için. Taktik bilgi yetmiyor. Aynı şeyi de Lampard için de söyleyeceğim. Ben Lampard, yani çok karşı olan var da ben Lampard'da da menajerlik dokunuşu olduğunu iddia ediyorum hala. Çok yani benim bak güzel şeyler yaptı dediğim şeyler oldu. Ama biraz agresif, sinirli, çabuk bağ koparabiliyor oyuncularla da teknik adamlarla da. Yani 1,5 sene çalıştı, 10 tane menajerle kavga etti saç saça baş başa. Mourinho ile kavga etti, Klopp'la kavga etti, Pep'le laf dalaştı. Daha sakin, daha oturaklı olması lazım. O da Palace'da görebilme ihtimalimiz her gün artıyor. Lampard'ı daha görürüz Premier Lig'de. Aynen. O şekilde görelim bakalım Lampard'ı. Bir testi daha bence hak ediyor diyelim. Bir de görelim yani et mi balık mı? Bir test daha görelim. Evet. Crystal Crystal Palace Palace olacak. enteresan bir yapılanma olur diyelim. Beyler teşekkürler sezon içinde. Hem de biz dinleyenler için onlara da teşekkür edelim. Bu sezonu kapatalım. Gelecek sezon görüşürüz diyelim. Teşekkürler. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Hoşça kalın.